Arkadaşlar yine Mert yanımda bugün. Evde koronadan sıkılmış. Dedi ki Gürkan ne yapalım? Arabayı yükseltelim. Benim arabam biraz alçak. Bu sorunu çözebilir miyiz? Dedim gel hallederiz, sıkıntı yok. Bakalım şimdi şu arkaya doğru göstereyim size Kia'yı. Mevcut şuradaki parmağı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iki parmak bir boşluk var. Böyle biraz daha netleştirirsem orayı daha net göreceksiniz. Bakın iki parmak giriyor. Buraya şimdi bir dört parmak seviyesine çıkarmayı düşünüyoruz. Bakalım yaptığımız işlemden sonra ne kadar fark göreceğiz. Mert sence olacak mı? Gürkan konuşma. Vallahi. Bezdim. Neyden bezdin? Yürüt dedin arabanı, olacak, yürüttün. Olacak. Şimdi kaldır arabayı diyorsun, kaldırıyorum. Daha ne yapayım? Zıplat diyeceğim. Zıplat diyeceğiz. Tamam, onu da hallederiz. Arkadaşlar bakalım şimdi yükseltme işleminde neler olacak, birlikte görelim. Arkadaşlar şunları ve şunu sökeceğiz şimdi. Şu kısmı dışarı aldığım zaman bu yay üstten aşağı inecek, boşa çıkacak. Boşa çıktıktan sonra da işlemi uygulayacağız. Şimdi bu tarafta onu söküyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu ayırdık. Şurası kaynadığı için bu araçta bunu sökemedik. Mecbur bu tarafı sökmemiz gerekti. Şurayı söküp şimdi araya takozu yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi takozu yerine oturtturduk. Şimdi bağlantılarını yapacağız. Ne kadar fark olduğunu göreceksiniz. Bakın şimdi. İndir. Dur. İndir. İndir bir daha. Bir daha indir. Mazlum. Şunu da sökelim. Tamam. Arkadaşlar şu anda aracın yükseltme işlemi tamamlandı. Şöyle göstereyim. 4 parmak rahatlıkla giriyor. Bunu yaptırmak isteyen arkadaşlar varsa bize aşağıdan bıraktığımız iletişim adresinden ulaşabilir. Şimdi uzaktan da şöyle göstereyim. Burada da Mert bekliyor. Başımızın belası demeyelim de sevgili oldu, derdi. Oldu. Bu sefer tamam mı? Oldu. Oldu mu? Arkadaşlar şöyle arabayı göstereyim. Ne kadar yükseldiğini. Şu anda bitmiş durumda işlem. Yaptırmak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.